İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu değişim davetiyle birlikte adaylığını net olarak açıklamadı yine, ama adaylığını açıklayan bir isim var. Eski CHP milletvekili İlhan Cihaner. Evet, değişimin önünü açacağız. Evet, dönüşümün de önünü açacağız. Ya zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesi budur. Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de genel başkanlık için bir aday daha çıktı. Eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Neden aday olduğunu partiyi sert şekilde eleştirerek anlattı. Partinin dili muhafazakar milliyetçi dile döndü. İdeolojik bulamaca dönüştü CHP. Sağ bloğa iltihak etti. Altılı masa sağın karşısına sağ ittifak olarak kuruldu. İnce süreci iyi yönetilemedi. Akşener'in masadan kalkıp dönüşü soruna yol açtı. En son genel başkan danışman ataması Zafer Partisi'ne yakın, daha milliyetçi çizgiye işaret ediyor. Cihaner seçim yenilgisine rağmen genel başkanlığı bırakmayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bir an önce istifa etmesi gerektiğini söyledi. Cihaner'e göre değişim olmazsa partiyi yerel seçimlerde büyük bir hezimet bekliyor. Ben olsam istifamı açıklardım. Başka kaygım varsa derdim ki aday olmayacağım. Olağanüstü kurultay çağrısı yapardım. Sürecin yönetilmesini gözeteceğim deyip siyasetle ilgiyi keserdim. Üç temel değişim sağlanmazsa, genel başkan gitse de gitmese de yerel seçimlerde hezimet kaçınılmaz olur. Parlamentodaki çoğunluğu kaptırmışız. Kurultayın derhal yapılıp tartışmaların bitirilmesi lazım. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Cihaner CHP'deki değişim sürecinin nasıl olması gerektiğine de ayrı bir parantez açtı. Cihaner'e göre partide üç ayaklı bir değişim şart. İlkin, partinin politik ve ideolojik tutumunun netleştirilmesi lazım. İkinci ayağa geliyoruz. Genel başkan CHP kadro hareketidir diyorsa da kadro böyle olmaz. Parti meclisindekiler danışmandan nasıl hesap soracak? Üçüncü ayak parti içi demokrasi. Antidemokratik uygulamaların günah keçisi olarak siyasi partiler yasası gösteriliyor. Bu büyük bir aldatmaca. 28. dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde manzara değişmedi. Muhalefetin gündeme getirdiği önergeler AK Parti ve MHP'nin ret oylarına takıldı. Genel kurulda tartışmalar da vardı. Sayın milletvekilleri lütfen, sayın milletvekilleri lütfen, kürsüde grup başkan vekili var. Meclis Genel Kurulu bayram tatilinin ardından çalışmalarına başladı. Ancak 28. dönemde de manzara yine değişmedi. Muhalefetin önergeleri tek tek reddedildi. Genel kurulda tansiyon yükseldi. Gelip burada hamaset yapmayın. Hamaset yapmayın. Siz Kürt düşmanlığı üzerinden iktidarınızı devam ettiriyorsunuz. Bütün terör örgütleri, PKK dahil, gelin şurada kınayın ya. Ondan sonra konuşmaya başlayın. İlk önergeyi Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Gündemde deprem felaketinin ardından başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyası vardı. 115 milyar para vaat edildiği söylendi. Bu 115 milyar paranın 75 milyarının toplandığını, 40 milyarının ise AFAD hesabına yatırılmadığını öğrendik. CHP toplanan bağışların nerede kullanıldığını sordu. Söz verdiği bağışı yapmayan isimlerin araştırılmasını önerdi. Ama önergeye AK Parti ve MHP ret oyu kullandı. Bir an genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bağışı yapmadığını düşünün. Vallahi 8 sütuna manşetler attırırdınız. Vallahi de billahi de billboardlara ilan verirdiniz. Anlıyoruz ki bu 40 milyar parayı vermeyenler sizin yandaşlarınız. Önerge reddedilmiştir arkadaşlar. İYİ Parti'nin gündeminde ise sığınmacılardan kaynaklanan asayiş sorunları vardı. Bu sorunların araştırılması için meclise önerge verildi. Ama o önerge Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Böylesine büyük bir yabancı nüfusun gelecekteki muhtemel siyasi hak talepleri ve toplumsal olaylarla birlikte Türkiye'nin başını açacağı dertleri varın siz düşünün. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Yeşil Sol Parti ise Kobani davasının araştırılması için meclise önerge sundu. Siz daha rakamları bile bilmiyorsunuz ya. Cumhurbaşkanınız bir gün 52 diyor, bir gün 51 diyor, bir gün 37 diyor, bir gün 36 diyor. İddia ediyorum Yasin Börü dışında tek bir isim bilmiyorsunuz. Yasin Börü önemsiz mi? Yasin Börü'nün nasıl linç edilip nasıl katledildiği,
ortadayken 52, siz sayılardan bahsediyorsunuz. Önergenin görüşmeleri sırasında mecliste tansiyon yükseldi. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca sık sık milletvekillerini uyarmak zorunda kaldı. Sayın milletvekiller lütfen, kürsüde grup başkan vekili var. Asıl ihanet ne biliyor musunuz? 25 milyon Kürt'ün yaşadığı bir ülkede, vatandaş olduğu bir ülkede IŞİD'e destek verip Kobani'yi orada düşürmeye çalışmaktır. İki tane terör örgütünün birbirinin yerine ikame etme oyunlarını IŞİD'in de PKK'nın da YPG'nin de başını ezmek suretiyle Türkiye tarihin çöp tepetine atmıştır. Biz bir araştırma istiyoruz. Kobani protestoları nasıl oldu? Nerede başladı? Kim kimi öldürdü? Katiller kim? İktidar bunun neresinde? HDP bunun neresinde? Bunu araştıralım diyoruz ya. Siz buna karşı çıkıyorsunuz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Dün bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte bu hararetli tartışmalar vardı. Diğer taraftan da çok önemli bir eylem vardı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması için düzenlendi o eylem. Hareketli dakikalar içerisindeyiz, özellikle Ankara'da. Ankara'da bugün bakın ekranlarınıza yansıdı bile, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin grup kurma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bir basın toplantısıyla bunun kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz. Aslında o basın toplantısı yaklaşık yarım saat önce başlayacaktı ama ertelendiği söylendi. Hemen Ankara'ya dönelim, sözü muhabir arkadaşımız Şeyma Paşa Yiğit'e bırakacağım ben. Şeyma, bir neden ertelendi? Bir takım teknik meseleler mi var hani toplantının başlaması için, yoksa akla başka sorular gelsin mi? İki, eğer öyle değilse hani ne bekleniyor? Bugün orada ne açıklanacak? Daha fazla detayı duyacak mıyız acaba? Hemen seni dinleyelim. Evet, teknik bir konudan dolayı yarım saat erteleme söz konusu oldu. 12.30'da başlayacaksa açıklama, ancak birazdan o açıklama, beklenen açıklama başlayacak. Gelecek Partisi'ndeyiz biz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu birazdan grup kurma kararına ilişkin açıklama yapacaklar. İki parti anlaştılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6. grup kurulmuş olacak. Gelecek Partisi milletvekillerinden 10 milletvekili bulunuyor aslında. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmişlerdi. Saadet Partisi'nin de Gelecek Partisi'nin de 10 milletvekili bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için 20 milletvekiline ihtiyaç var. Gelecek Partisi milletvekilleri 10 milletvekili Saadet Partisi'ne geçecekler. Kendi partisinden istifa edecekler ve Saadet Partisi çatısı altında 20 milletvekiliyle bir grup kurulacak. 6. grup olacak. Deva Partisi ile görüşmeler vardı esasında. Deva Partisi'nin de 15 milletvekili bulunuyor. Demokrasinin içinde aldığı bir isimle birlikte 7'şer milletvekiliyle bir grup kurulacaktı. Ancak Deva Partisi karmaşaya yol açacağı gerekçesiyle uzlaşıya varamadı. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştılar. Temel Karamollaoğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı da olamayacak. Grup başkanının Gelecek Partisi'nden bir isim olması bekleniyor. Selçuk Özdağ'ın isminin geçtiğini ifade edelim grup başkanı için. İki grup başkan vekili olacak. İki grup başkan vekilinde biri Gelecek Partisi, birisi de Saadet Partisi'nden olması bekleniyor. 19 ihtisas komisyonu var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Saadet Partisi çatısı altında bulunacak grupta 19 ihtisas komisyonuna birer milletvekilini üye olarak gönderecek ve salı ya da çarşamba günleri de grup konuşmaları olacak. Bu yüzden söz hakkı içinde bu grubun kurulması meclis içinde oldukça önemli olacak diyelim. Ve şimdi Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hazırlığı tamamlandı. Şimdi gözler o açıklamada olacak. Evet, zannediyorum dakikalar içerisinde o açıklama başlayacak. Şeyma'ya teşekkür edelim. Şu notu da ekleyeyim. Az önce de Şeyma bize bu bilgileri aktarırken de Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bu toplantının izlenebileceği bir linki paylaştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak grubumuz hayırlı olsun dedi. Yani dakikalar içerisinde o açıklama başlayacak. Sonrasında elbette bize canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz.
Şimdi devam edelim. Biraz da CHP'de neler oluyor buna bakalım. Dün ekranlarınıza getirmiştik, aslında uzun uzun da konuşmuştuk. O internet sitesi yayına, erişime açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidar için değişim davetini başlattı. Dün itibariyle ilk gelen tepkiler nedir diye üzerinde burada konuştuk. Çok fazla açıklama aslında yoktu ama dün özellikle bayram molasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve gözler elbette oraya çevrildi. Peki İmamoğlu'nun bu yeni adımı acaba parti içerisinde nasıl yankılandı? İşte bunun yanıtı geliyor şimdi ekranlarınıza. Bir kere bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bayram sonrası kurmaylarını topladı. Toplantıda kongre süreci ve yerel seçim hazırlıkları ele alındı. Partimiz olarak ortaya koyduğumuz iki husus var. Bir tanesi bir MYK değişimi, ikincisi de kurultay takvimi. Bu asla benim değişimle ilgili tariflediğim sürecin %5'i bile değil. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında İmamoğlu'nun değişim manifestosu gündeme gelmedi. Ama iktidar için değişim daveti genel merkezde geniş yankı uyandırdı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. CHP kurmaylarına göre İmamoğlu'nun bu adımı açık bir tutum içermedi. Yalnızca bir internet sitesi kurulması CHP seçmeninde geniş bir karşılık bulamayacak. Parti yönetimine göre kongre sürecinde CHP yönetiminin üyelerle kurduğu temas manifestodan daha etkili. Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarına göre ortada CHP liderinin yaptığı değişim çıkışından farklı bir yaklaşım yok. CHP yönetimi değişim sürecinin zaten başladığı görüşünde. Başarıyı tek başına üstlenmem. Ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman tek başıma karşınızda dururum ve karşınızda dikilirim. Başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Öte yandan kurmaylar bu süreçte genel başkanlık için isim tartışmasını da doğru bulmuyor. Seçimlere odaklanılması gerektiği görüşü hakim. Özellikle muhalif seçmendeki umutsuzluğun ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerektiği belirtiliyor.